Hmm, bakayım şu videoma negatif nasıl yorumlar yazılmış Sıf eleştiri yapmış olmak için yapılmış bir video Boş video, vakit kaybı Büyük zortlamışsın haberin yok Çok boş video Konu hakkında hiçbir fikriniz yok Boş ve hater bir video olmuş Dünyanın en saçma videosu kıskançlık eseri Var ne yaparsa iyi yapar kötü olsa bile öyle denilmez her zaman en iyisi Valve olacaktır go, 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 go. Ne oldu kardeşim? O kadar hakaret etmeye, ağır ağır eleştirmeye, hatta bazıları küfür etmiş. Onların hepsini şöyle güzelce engelledim. Bak geçtiğimiz günlerde ne oldu? Steam'deki unutturacak Aya Neo 2 isminde bir el konsolu tanıtıldı arkadaşlar. Bu el konsolu işte benim istediğim şey buydu. Beni anlamadınız kanka. Beni anlamadınız. Halen Aya Neo 2'de bir kusur var. O da 800 piksellik ekran. Diyorum ki bakın 800 pikselde sıkıntı yok. Sıkıntı şu. 1080p yapsam bunun ekranı 800 piksele ben kendim alayım. Ben bundan bahsediyorum. Yani beni neden anlamıyorsunuz çünkü bu teknoloji telefonlarda var yapılıyor ki biliyorsunuz Windows oyunlarının zaten çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz ve öyle bir cihaz olmuş ki biraz sonra sizlere göstereceğim cihazı görünce aşık olacaksınız çünkü bu cihaz normal bir oyuncu bilgisayarı var ya onu bile yok edecek tarzda bir el konsolu olmuş demek ki ne oluyormuş İsterince oluyormuş ve bu firmanın piyasa değeri Valve'in binde biri etmez. Siz beklentinizi düşük tutarsanız ve firmaların her şeyini okey derseniz arkadaşlar hiçbir zaman daha iyisine sahip olamazsınız ve zaten benim de görevim bu gibi durumları eleştirmek. Steam e de ben neyi eleştirmiştim? Ya kanka bir el konsolu için 669 gramlık ağırlık çok fazla. Çok fazla. Biri diyor ki abi el konsolu değil falan. Ya kardeşim bu bir el konsolu. Birazcık gerçekçi kalalım ya. Gerçekçi olalım. Yani sen bu kadar bir ağır cihazla kaç gün dayanabilirsin? 800 piksel ekran bahsettim. 1080p olsun. 800 piksel ben kendim alayım. Ve en büyük sıkıntı. Bakın Steam en büyük sıkıntı neydi? Bu cihaz Windows'a çıkan oyunları oynatacaktı ve Windows'a çıkacak oyunlar arkadaşlar birisi abuk sabuk bir sistem özelliği istiyor, birisi düşük grafikler istiyor, birisi yüksek grafikler istiyor. Steam'dekiğin her halükarda çok yüksek performanslı bir cihaz olması gerekiyor. Olmazsa ne oluyor biliyor musun? 2022'deyiz. İşte 2020 yılında piyasaya çıkmış Cyberpunk'ı 30 FPS arasında oynayabiliyorsun. Peki şunu düşünmek gerekiyor. 2020'de piyasaya çıkmış bir oyunda performans bu şekildeyse 2024'te biz bu cihazda ne yapabileceğiz? Ve bu en düşük grafiklerde veyahut da 800 piksel düşük grafiklerde RDR2'de 40 FPS, 50 FPS, 60 FPS almaya okey misin? Bunu şu açıdan düşünmen gerekiyor. Şu anda bu grafiklerde, bu oyunda bu FPS'i veriyorsa yeni çıkacak oyunlarda ne yapacak bu? Benim derdim buydu zaten. Seni düşünüyorum ben. Yani elimizin altında Windows oyunları var diye düşüp bayılmaya gerek yok ki. Tamam var da bana ne verebiliyor? Çünkü Steam Deck ne ilk oldu ne de son olacak arkadaşlar. Çünkü Steam Deck'ten önce zaten Windows oyunlarını oynayabileceğiniz birçok cihaz vardı. Onun için benim var gibi bir firmadan Steam Deck tarafında beklentim çok büyüktü. Ve beklentimi kesinlikle karşılamadı. Ama öyle bir firma çıktı ki Aya Neo 2 diye bir cihaz sundular. Ve bu cihazın oyun performansını, sistem özelliklerini biraz sonra sizlere göstereceğim. Steam Deck'i bir günde tarihten sildi arkadaşlar. Ha, var gider Steam Deck 2 yapar, 3 3 yapar, 4 yapar. Bundan bahsetmiyorum. Ama bu cihaz olmaz kanka. Olmaz ya. Bazıları da şunun aklını veriyor. Steam Deck'te triple oyunlar oynanmaz. Bu bir el konsolu. Bununla gideceksin arcade oyunları oynayacaksın. Low grafik oyunlar oynayacaksın. Sana ne kardeşim? Ya ben sevmiyorum bunları oynamayı. Ben triple oyun oynuyorum. Ve Valve sana şunu mu söylüyor? Benim cihazım triple oyunları oynatmıyor mu diyor. Yo. Neden böyle söylüyorsun biliyor musun? Adam diyor ki Steam Deck'te işte RDR2'de 40 FPS aldın, 50 FPS aldın. İşte ne bileyim A oyunlarda işler cacık diyor birisi. Sen de kendine şunu kodluyorsun. Ya bu cihazda Windows tarafında çıkan log oyunları oynamamız gerekiyor. Arcade oyunları oynamamız gerekiyor. Hayır. Çünkü benim gibi düşünen birileri var. Bak yapmışlar cihazı AYA NEO 2 Şimdi Steam'deki rakibi AYA NEO 2'nin özelliklerine bakalım istiyorum Burada cihaz hakkında yapılan lansmanlarda şunu söylediler Bu cihaz GTX 1050 oyun performansını veriyor Ve elimizdeki bu cihazın 800 piksellik bir ekranın olduğunu düşündüğümüz zaman arkadaşlar Şunu hayal etmek gerekiyor GTX 1050 bir sistemde ve bu sistemde 800 piksellik bir ekran kullanırsak ki 800 piksel kullanmamızda bir sıkıntı yok çünkü çok güçlü bir işlemcimiz var. El konsolun dar olmasını engelleyecektir. Onun için GTX 1050 Ti'li bir sistemde 800 piksel ekran çözünürlüğü aldığımız zaman bugün günümüzde oynayamayacağımız hiçbir oyun yok. Yani gerçekten çok yüksek performans sağlayacak bir sistem. Ama burada 800 piksellik çözünürlüğü ben halen daha beğenmiyorum. Burada benim söylemiş olduğum şey şu. Bakın konsolu 1080p yap. 800 piksele ben kendim alayım. Bana bunu sun. Steam Deck'te Zen 2 mimarisine sahip 4 core 8 threadlik ve 3.5 GHz'lik bir işlemci bulunuyor. Bunu aklınıza yazın. Aya Neo 2'ye geldiğimiz zamansa AMD Zen 3 Plus bir işlemciyi yerleştirmiş ve bu işlemci Ryzen 7 6800U 8 çekirdek 16 thread ve 4.7 GHz'e kadar turbolanabilen bir işlemciden bahsediyoruz. Bakın bu bir el konsolu. Ve bakın Steam Deck ile Aya Neo 2 birbirinden çok uzak tarihli cihazlar değil. Steam Deck'in ön siparişini veren insanlar daha yeni yeni kullanmaya başladı cihazlar yeni yeni gitmeye başladı. Yani işlemci olarak abartmadan söylüyorum. Hani oyun oynamayı bırakın. Bırak kanka. Bu el konsoluyla render alabilirsin. After Effects'te video yapabilirsin kanka. Bak abartmadan söylüyorum sana. Kullanılan ekran kartına geldiğimiz zamansa bakın Steam Deck'te RDNA 2 mimarisine sahip 8 işlem birimiyle 1.6 GHz'lik bir ekran kartı var. Aya Neo 2'ye geldiğimiz zaman RDNA 2 mimarisine sahip Radeon 680M ekran kartımız var. 12 işlem birimi ve 2.2 GHz'lik bir frekansa sahip. Yani ekran kartı tarafında da Ayaneo 2'de Steam'deki oranla devasa bir ekran kartı var arkadaşlar. Ve gerçekten de aradaki fark çok ciddi. Peki bu el konsolun aslında oyun performansını uçuran nokta ne biliyor musunuz? Bakın burası çok önemli bir şey. Steam Deck'te 16 GB LPDDR5 5500 MHz'lik bir RAM bulunuyor. Aya Neo 2'ye geldiğimiz zamansa LPDDR5 6400 MHz'lik RAM bulunuyor. Oğlum bu nasıl bir el konsolu ya? Kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl bir şey abi? Ve bakın Steam Deck'te Aya Neo 2'de biliyorsunuz Apu sistem bulunuyor. Yani Apu sistemlerde biz ne söylemiştik daha önce sizlere? Apu sistemler normal sistemlerin dışında. Apu'daki dahili grafik birimi Bellek frekansını RAM'den aldığı için RAM'de ne kadar yüksek bir frekans kullanırsanız oyun performansı o kadar yukarıya çıkar. Normal sistemlerde de bu oyun performansı artıyor. İyi bir RAM kullandığınız zaman. Ama APU sistemlerde, bu gibi sistemlerde oyun performansı çıldırıyor. Burada aslında işlemci güçlü bir işlemci ortaya çıktı ve güçlü bir dahili ekran kartı ortaya çıktı ve burada yine güçlü bir RAM kullandığınız zaman işte bugün Aya Neo 2 Steam Deck'ten tam 2 kat daha güçlü. Benim bahsettiğim şey buydu abi. Ama şu anki arkadaşlar sistem özellikleri tarafında Aya Neo 2'de ne kadar bir depolama kapasitesi olacağı söylenmemiş. Muhtemelen benim düşüncem 2 TB'lik bir NVMe M.2 SSD'ye kadar çıkacaktır diye düşünüyorum. Batarya kapasitesi söylenmemiş. Cihazın ağırlığı, boyutları hakkında bilgi verilmemiş. Tabi ilerleyen zamanlarda bunun hakkında bilgiler geldiği zaman da Aya Neo 2 hakkında tam bir böyle bilgiye sahip olmuş olacağız. Ama şu bir gerçek ki setindeki oranla Aya Neo 2 gerçekten korkunç bir cihaz olmuş. Ve takdir etmek gerekiyor. Yani bir el konsoluna Zen 3 Plus bir işlemci yerleştiriyorsun ve bu yerleştirdiğin işlemci bakın burası önemli bir şey arkadaşlar. Ryzen 5 değil. Ryzen 7. 8 çekirdek 16 thread. İşte aslında mühendislik burada oluyor. Benim bahsettiğim şey buydu. Bunu var yapabilirdi yapmadı arkadaşlar. Adam burada gidiyor 100 fps'in altına alınca çıldırıyor. Steam'deki gelince 30 fps oynamaya razı oluyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Dostlarım burada bir araya gireceğim. Aya Neo 2'nin şu anda bir fiyat bilgisi bulunmuyor ama Steam Deck'in en üst paketi şu anda 649 dolara alabiliyorsunuz ve Aya Neo 2 de Steam Deck'in en üst paketinden 2 kat daha yüksek performansa sahip olduğu için az buçuk buradan anlayabiliyoruz ki Steam Deck'ten çok daha pahalı bir cihaz olacak ama burada asıl vurgulamak şey bugün konsollar, PlayStation, Xbox çok güçlü cihazlar bunlar ama Sony ve da Microsoft bunları 500 dolara satıyor. Valve bu sektördeki en büyük firma olmasına rağmen emin olun Aya Neo 2'deki sistem özelliklerini Steam Deck'te buluşturur ve aynı fiyattan verebilirdi. Bu bir gerçek. Yani Aya Neo firmasıyla bütçe olarak Valve'i karşılaştırmak yapacağımız en büyük hata olur. Onun için Valve'in bize çok daha güçlü bir cihazı yine aynı fiyattan hatta daha düşük bir fiyattan verebileceğini biz biliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aya Neo ki ben gerçekten inanılmaz inanılmaz beğendim. Hani Steam Deck'ten sonra böyle bir şeyin gelmesi beni korkunç sevindirdi. Yani Türkiye genelde bu tür cihazlar gelmiyor ama bulabilirsem ne bileyim Amerika'dan birisini aldırırım, kendime kargo falan olabilir. Evet bu tür videolarım devam için dostlarım sizden güzel bir like bekliyorum ve hala da kanala abone olmadıysanız da abone olmayı eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.